Hocam hoş geldiniz öncelikle. Kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu bizim için çok güzel bir fırsat oldu. Çünkü bağımlılık üzerine, bu hafta bağımlılık haftası, bağımlılık üzerine gerçekten o kadar çok şey anlatılıyor ki, ama en doğrusunu sizin ağzınızdan dinlemek bizim için çok güzel olacak. Özgür Sağlam hocamız, Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi, sosyal hizmet lisans bölümünün başındalar. Düştü mü hocam acaba? Bana mı öyle geldi? Düştü, evet Hocam Seriha düştü. Hanım. Evet, tekrar bağlanacak sanırım, bekliyorum. Yeni internetten sanırım Tamam. kaynaklı. Kendisi sosyal hizmet bölümünde. Sosyal hizmet bölümü çok önemli bir bölüm. Çünkü Evet. daha önceden böyle bir şey yoktu. Dolayısıyla kime nasıl faydamız olur diye hesap yapa yapa hakikaten hiç bilmedik ellerde çabalar heba oldu. Ama artık bilinçli olarak yaklaşmakta fayda var. Hocamız geldiği zaman da başlarız. Özgür hocamız özellikle çocuk istismarları alanında çok önemli çalışmalar yapıyor. Ayrıca alkol, ilaç, sigara bağımlılıklarının tedavilerinde yine AMATEM olsun ve diğer kuruluşlar olsun bunlarla ilgili fikirlerini de soracağım ben. Neredeyiz, neler yapılıyor, neler oluyor, neler bitiyor bunları öğreneceğiz hocamızdan. Hocam hoş geldiniz hocam yeniden. Merhabalar, hoş bulduk tekrardan. Sizi böyle kısacık kendinize anlatırsanız, kısacık ama ben anlattım gerçi de uzun uzun sizi. Buyurun. Merhabalar, öğretim görevlisi Özgür Sağlam. Sosyal hizmet uzmanıyım. Psikoloji yüksek lisansım var. Doktoram da Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü'nden. Çocuk koruma bakım alanında yani kız yetiştirme yurtlarında 2 yıl çalıştıktan sonra İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çocuk dal hastanesinde 7 yıl görev yaptım. Sonrasında resmi adli görüşmeci oldum Sağlık Bakanlığı'nın. 2017 yılında da Çocuk Koruma, İhmal ve İstismarı Adalet Bakanlığı'nın bilirkişisi olarak görev yaptım. Halen de öğretim görevlisi olarak devam ediyorum Aydın Üniversitesi'nde. Dileyeceklerim kısaca bu kadar. Çok güzel bir program yürütüyorsunuz. Sosyal hizmet lisans programı. Buradan çıkanlar hangi konuda hizmet veriyorlar hocam? Ya buradan çıkanlar sosyal hizmet uzmanı ünvanı alıyor. Yani sosyal çalışmacı ünvanını alıyor. Burada çocuk alanında çalışabiliyorlar. Koruma alanında, ihmal istismar alanında. Sonrasında kadın alanında, kadın çalışmaları alanında görev alabiliyorlar. İçişleri Bakanlığı'nın işte belediyeye ait veya işte Kızılay'ın saha alanında çalışmalar yapıp sosyal inceleme yazabiliyorlar. Adalet Bakanlığı'nda çalışabiliyorlar çocuk koruma programlarında ve velayet davalarında sosyal inceleme raporu yazıp ilgili velayeti belirleyebiliyorlar. Yani ona göre sosyal inceleme yapıyorlar. Hastanelerde çalışıp travma mağduru çocuklarla çalışabiliyorlar. Ve işte ihmal istismar mağduru çocuklarla, intihar girişimi çocuklarla psikososyal destek çalışmaları yapabiliyorlar. Ve tabii bu işin mutfağı olan Aile Bakanlığı'nda çalışıyorlar genelde. Sosyoekonomik destek olsun, korumaya muhtaç çocuk birimleri olsun, huzur evleri olsun, yaşlı bakım merkezleri olsun, çocuk koruma birimleri olsun, o alanlarda görev yapabiliyorlar. Nispeten yükü üzerine alan yani doktorlarımızın üzerinden alan bir birim oluşmuş durumda. Bu da çok değerli bir şey bana göre. Çünkü özellikle çocuklarımızın hani böyle bir abla gibi bir abi gibi görüp konuşacağı kişiler yok. Ben özellikle bu yetiştirme yurtlarından oralarda kalan, oralardan çıkan çocukların çok daha sorunlu olduğunu biliyorum. Bununla ilgili de konuşacağız hocam. Şimdi biz bugün bağımlılığı görüşeceğiz. Size ne aklıma varsa hepsini soracağım. Çünkü bağımlılık, alkol, sigara, ilaç özellikle ciddi şekilde insan hayatını sadece kendisini değil, etrafını da tehdit eder bir hale geldi. Yani sigara içen sadece kendini zehirlemiyor, etrafı da zehirliyor. Alkol alan, düzenli alkol alan kişi sadece kesesine değil, sağlığına değil, etrafına da uyuşukluk dönemi içerisinde, bağışıklık dönemi içerisinde zararı dokunuyor. Bağımlılık nedir hocam?
Bağımlılık nedir? Alışveriş, bağımlılık? Alışveriş. Alışveriş bağımlılığı. Dur, oraya gelmedim hocam. Melahat hocam. Hay. Şimdi şöyle, madde kullanmak, madde kullanmak bir ruhsal bozukluk değilken, madde bağımlılığı, yani bağımlılık bir ruhsal bozukluktur. Ve bunun ömür boyu kontrol edilmesi gerekir. Yani şeker hastalığı gibi sürekli tedavi, yani sürekli takip edilmesi gerekir ve sürekli kontrol altında alması gerekir. Şimdi bağımlılık nedir sorusu şu açıdan çok değerli bir soru benim için. Çünkü bütün insanlar dünyaya zaten bağımlı hale geliyor. Nasıl bağımlı hale geliyor? Herkes dünyaya mesela bizim hayvanlardan farkımız, hayvan doğduktan sonra kısa bir süre sonra ayaklanıp yürüyebiliyorken, yani onu buzağı büyütebilmek için bir ineğe veya işte ne bileyim bir diğer anne olan hayvana ihtiyaç yokken, insan yavrusunda süreç böyle gelişmiyor. İnsan yavrusunda süreç tamamen ötekine bağımlı ve çaresiz bir şekilde dünyaya geliyor. Ne demeye çalışıyorum? Yani bu insan yavrusu doğduktan sonra başucuna dünyanın en kıymetli yemişlerini koyun, en kıymetli sütlerini koyun, en kıymetli içeceklerini koyun. Bu insan yavrusu ölür. Baş edemez, yani yaşayamaz. Ve burada karşısına şöyle bir soru çıkar. Bu insanlar bana ne yapacak ve ben burada ne yapacağım dünyada? Peki, ben bundan nasıl faydalanacağım ya da? Yani bunlar bana ne yapacak? Ben hiç bilmediğim bir yere geldim. Peki burada sarılabileceği bir şey var. O ne oluyor? İşte anne memesi, anne sütü oluyor. Çünkü onu anne olmadan, yani o meme veren biri olmadan hayatta kalamıyor. Çaresiz, zavallı bir varlıktan bahsediyoruz, insan yavrusundan. Peki bu anneden yoksun kalma, annenin gözünde kendini görememe, annenin gözünde... daha doğrusu anne derken şunu kastetmiyorum. Hocam peki yani yetiştirme yurtlarında olup hiç annesi olmayanlar var. Onları nereye koyacağız gibi bir soru gelebilir. Burada anne baba derken bakım verenden bahsediyorum. Mesela yetiştirme yurdundaki anne de 8-5 mesaisi olan bir anne. 5'te değiştirip akşam başka bir anne gelen bir anne. Yani öyle bir anneden bahsediyorum. Anne derken biyolojik anneden bahsetmiyorum. Bakım verenden bahsediyorum. Şimdi bu bakım verenle olan ilişkimiz bizim hayatımızın geri kalan kısmını da belirliyor. Yani o anne memesinden emdiğimiz süt bize sadece besin olarak gelmiyor. Evet, bizi fizyolojik, biyolojik olarak büyütüyor ama onun ötesinde bizim psikolojik doğumumuzu da sağlıyor. Yani mesela bugün hastanelerde şöyle bir yöntem kullanılmaya başladı. Mesela Kolombiya kısmen fakir bir ülke ve orada şeyler yok. Yani yoğun bakım küvezleri yok çok fazla ve bu yoğun bakım küvezlerinde küvez olmadığı için şöyle bir denemeye gitmişler. Kanguru yöntemiyle anneleri, çocukları çırılçıplak bir vaziyette annelerin karnına şeyine yatırmışlar, göğüslerine yatırmışlar. Ve şu görülmüş, anneleriyle tensel temasta olmayan çocuklara göre 3 kat, 5 kat, 10 kat daha çok gelişmiş bu çocuklar. Demek ki bizim burada şöyle bir şey var. Bizi hayvandan ayıran farklı bir şey, farklılığımız birincisi çaresizliğimiz, ikincisi bize bakım verene mutlak bağımlılığımız. İşte bağımlılık buradan kaynaklanıyor. Peki anne babanın gözünde bizim varlığımızı, bizim değerimizi görmediğimiz zaman, şimdi şöyle bir söz var, göz her şeyi görür ama kendini göremez. Kendini görmesi için bir yansımaya ihtiyaç duyar. Ve anne babadan yeterli o desteği almayan, yeterli o değerli olduğu hissini almayan, biraz daha burada pedagojik eğitime gidiyoruz ama o hissi görmeyen çocuk ne olur? Yerine bir şey koyar ve bağımlılığın temelinde bu gelişir. Yani o ailede olan eksikliğinin yerine bir şeyi koyar ve ona bağımlılık geliştirir. Tabii bunların sonrasında mesela okul çağındaki çocukta farklı durumlar da ortaya çıkıyor. Evet, onu kabul ederim. Ne gibi? Mesela çocuk arkadaşlarına özeniyor. Onun üzerinden bir bağımlılık geliştiriyor. İşte ortamdan ayrılmasın diye, yani diğer arkadaşların hepsi alkol madde kullanırken, sigara kullanırken kendisi dışlanmasın diye de kullanabiliyor. Evet, ama bu biraz daha çocuğun hayır diyememe, o anne babadan getirdiği özellik eksikliklerin karşılanmasıyla alakalı. Yoksa o eksiklik tamamlanmışsa, o anne babayla olan bağımlılık süreci biraz daha çocuğu eğitilmişse ve çocuk bu durumda hayır deme özelliği kazanmışsa ve yeterince sevgi almışsa zaten arkadaşlarına da hayır diyebildiğini görüyoruz. Şimdi bağımlılık burada, yani bütün insanlar dünyaya bağımlı gelir. Çünkü çaresiziz. Yani mesela bizi hayvanlardan ayıran en önemli şeyin ne olduğunu sorarsak, hani zekamız mı?
zekamız değil yani. Konuşma becerimiz mi? İşte artık hayvanların yani kendi aralarında konuştuğunu biliyoruz. O zaman ne? Çaresizliğimiz, yetersizliğimiz. Ve bu çaresiz yetersizliğimizle yüzleştiğimiz zaman, kendimizle yüzleştiğimiz zaman insanlaşabiliyoruz. Ötekini anlayabiliyoruz. Zaten bizler dikkat ederseniz ötekine çok fazla, yani bizi düşmanımızdan ayıran çok az şey var. Bizler ötekini yok ettiğimiz zaman kendimiz de yok oluruz. Vicdan azabı çekeriz. İşte, o zaman biz hani sevginin yerine mi bir şey koyuyoruz? Sevginin, ilginin yerine mi bunları koyuyoruz? Yetersiz, yetersiz sevgi, yetersiz ilgi diyelim. Evet. Evet. Evet, öyle diyebiliriz. Ama bu burada temel anne baba çocuk üzerindeki o üçgende biraz daha var oluyor. Yani o anne babanın çocukla olan iletişimde, ilişkisinde bir patoloji ortaya çıktığı zaman biz bu çocuklarla psikososyal görüşme yaptığımız zaman sonralarında daha büyük sorunlar ortaya çıktığını görüyoruz. Yani madde kullanmak bizim için aslında sonuç oluyor, sebep değil. Yani evet, çocuğun madde bağımlısı olması bizim için bir sonuç. Onun altında yatan sebebi bulmak lazım. Bunun için de detaylı psikososyal görüşmeler yapmak lazım. Bunun için de çocukla, aileyle olan bağı iyi irdelemek gerekir. Sizin en küçük hastanız kaç yaşında bağımlı sigara, alkol veya ilaç? Şimdi şöyle bir zamanlar... Öyle küçük yaşta bir hasta geldi mi? Şöyle bir örnek vereyim. Bir zamanlar bonsai çok şeydi, revaçtaydı. Bütün, özellikle de İstanbul'da okullarda, ilk okullara kadar düşmüştü o bonsai kullanımı. Neden? Çünkü ucuz. 5 liralık. 10 liralık bir mal ve öldürücü etkisi çok fazla. Şöyle, bonsai dediğimiz şey, yani sentetik kannabinoid dediğimiz olgu, bir sıvı aslında. O bir şeye emdiriliyor ve onun üzerinden çocuklar satışa sunuluyor. Şimdi ucuz olması, kendini çocuğun farklı göstermesi, yani o ergenlik aşamasında, giriş aşamasında 12-13 yaşlardaki çocuklar bunlara çok rağbet gösterdi o zaman. Peki bunların önüne nasıl geçebiliriz? Şimdi mesela okullarda halen maddeyle ilgili sıkıntılar var, evet. Ama bunların önüne sadece polisiye önlemler de geçebilir miyiz? Soru işareti tam da orada. Yani mesela işte bakanın biri açıklama yaptı. Dedi ki biz okulların önünde torbacılık yapanların ayağını kıracağız, elini kıracağız falan filan. Kıralım, kafasını da kıralım. Peki bu çözüm olur mu? Yani polisiye önlemler önemli değil demiyorum. Polisiye önlemler önemli. Evet, gerçek bu şeye benzer biraz daha, hani kadına şiddetle benzer bir durum var. Yani kadına yönelik şiddet uygulayan polisiye önlemler önemli ama o yetmez. Burada da yetmez. Burada peki ne var? Bu çocuğun aileyle okul arasındaki bağ kuracak birine ihtiyaç var. Şimdi rehber öğretmenler evet çok değerli iş yapıyor ama okul içinde kalıyor. Okul içinde çocuğun okulla olan ilişkilerini düzenliyor. Ama çocuğun aileyle olan ilişkilerini düzenleyecek bir yapı yok maalesef okullarımızda. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı 2015 yılında 600 tane kadro açtı. Sosyal çalışmacı kadrosu, sosyal hizmet uzmanı kadrosu. Bu çocukları işte okul sonralarında aileleriyle bir psikososyal görüşme yapıp bunları işte bu işte madde kullanan kişilerin ağına düşmeyi engelleyecek, işte okul sonrası işte o adli olaylar karışmasını engelleyecek bir sistem kurmaya çalıştı ama halen şeyi açmadı, halen alımı açmadı. Büyük eksikliklerden biri bence bu. Okullardaki sosyal çalışmacının, sosyal hizmet uzmanı eksik. Çünkü okulun, çocuğun aileyle olan bağını, çocuğun okulla olan bağını, çocuğun hem aile hem okulla olan bağını revize edecek, onu gözlemleyecek bir yapı. Yani hani böyle sınıf öğretmenleriyle falan gidermeye çalışıyorlar. Yani okulların aslında bence bir psikolog falan da belki barındırmaları gerekir. Biz mesela bazı yerlerde izliyoruz hocam. Çocuk aile içinde şiddete veya cinsel istismara uğrayabiliyor. Ve bu çocuğun bağımlılığa doğru yürüyüşünü hızlandırıyor. Özellikle bunların çocuk yaştan tespiti ve ileride farklı yollara sapmaması için bence sizin bölümünüzden çıkan öğrenciler çok ama çok kıymet taşıyor. Teşekkür ederim. Şöyle, şimdi evet, psikolojik danışmanlar çok değerli iş yapıyor dediğim gibi ama eğer 500 tane öğrenciye 2 tane psikolojik danışman atarsanız onlar sadece gider anket uygular.
sadece sonuç üzerinden işlem almaya çalışır. Şimdi psikolojik danışman rehberlik hocalarımıza bakalım. Şimdi son zamanlarda onların da sıkıntıları var. İşte nöbetler yazılmaya başlandı, farklı durumlar olmaya başlandı. Şimdi bunlar her çocukla sadece bir görüşme dahi yapsın. 500-600 tane çocuktan bahsediyoruz. 2 tane, 3 tane rehber öğretmeni. En iyi okulda bu. Yoksa her okula bir tane rehber öğretmen ve psikolojik danışman rehberlik bölümü mezunu bir hoca gönderiliyor. Şimdi onları da anlamak lazım. Ama benim söylediğim biraz daha onlardan farklı bir şey. Aileyle çocuk arasındaki bağ, çocuğun evden çıktıktan sonraki durumuyla okulla olan durumunu düzenleyecek birilerine ihtiyaç var. Çünkü çocuk burada bir kriminal öyküye sahip oluyor. Çünkü çocukla biz görüşmeye geldiğimiz zaman işte okul öncesinde arkadaş çevresiyle, işte denemeyle, merakla, hani bir kereden bir şey olmaz kullanmayla geliyoruz. Ve zaten ergen çocuklardan bahsediyoruz. Çok kolay manipüle edilebilen, çok kolay kandırılabilen tabiri caizse çocuklardan bahsediyoruz. O zaman bu eksikliği görmek lazım biraz daha. Bana göre bağımlılık tek kişilik bir şey değil. Bağımlılık anneyi, babayı, aileyi, hatta bütün sülaleyi kaplayan bir şey. Çünkü çocuğun bağımlılığı, eğer özellikle uyuşturucu madde kullanıyorsa, alkol kullanıyorsa, hani sigara için fazla bir şey diyemiyorum, onun böyle ilerisi daha tehlikeli tabii. Ucu bucağı açık bir aile içi şiddete, aile içi hatta felaketlere yol açan bir şey silsilesi başlatıyor. Ne denir? Olaylar silsilesi başlatıyor. Çocuk alkol veya uyuşturucu veya ilacı bulabilmek için para çalıyor. Belki ne bileyim ben aile annesini eziyet ediyor. Bağırıyor, çağırıyor, vuruyor, kırıyor. Bunları yaşayan insanlar var. Kim bilir size nasıl olaylar gelmiştir. Bağımlı bir çocuğu zapt edebilmek için ya da onun bağımlı olduğunu anlayabilmek için öncelikle. Önce anlayabilmek için nasıl bakacağız çocuğa? Sonra da sizden rica edeyim, hani bu kadar böyle şey birisi eğer hakikaten psikolojik olarak dengesi bozulmuşsa bununla aile nasıl baş edecek? Hı hı. Yani şimdi nasıl anlayacak, sonra nasıl baş edecek? Anladım. Şimdi şöyle, bizim DSM-5 dediğimiz kriter, madde kullanım bozukluğu olan kullanım kılavuzumuz var. Yani bizim Psikiyatri Derneği'nin, Amerikan Psikiyatri Derneği'nin saydığı maddeler var. İsterseniz bunları size okuyayım ben. Oradan bunların madde kullanım bozukluğu olup olmadığını anlayabiliriz rahatlıkla. Zaten bunların birkaç olduğu zaman ortamı şiddetli mi az düzeyde olduğunu anlayabiliyoruz. İstediğinden daha büyük ölçüde veya uzun süreli kullanım, maddeyi bırakmak veya kontrol altında tutmak için istek veya sonuç vermeyen çabalar, maddeyi elde etmek, kullanmak ve etkilerinden kurtulmak için gerekli etkinliklere çok zaman ayırma, yani kendi sosyal hayatından feragat etme, madde kullanımı için büyük bir istek duyma veya kendini zorlanmış hissetme, tekrar eden kullanım sonucu sorumluluklarını yerine getirmeme, işte evde okuldaki sorumluluklarını yerine getirmeme, yani artık bu çocuğun ödev yapmaması, okula gitmemesi, işte o sosyal andan kendini soyutlaması, arkadaşlarından kendini soyutlaması gibi, olumsuz etkilerine rağmen kullanıma devam etme, kullanımdan dolayı günlük etkinliklerin bırakılması veya azalması, tehlikeli olabilecek durumlarda dahi kullanmaya devam etme, olumsuz bedensel ve ruhsal etkilerin bilinmesine rağmen kullanmayı sürdürme, maddeye tolerans geliştirmiş olmak önemli bir kriterdir. Yani artık günde bir doz alıyorsa o artık bir doz ona yetmeyecektir. 2 doz alacaktır, 3 doz alacaktır. Ve yoksunluk belirtilerinin olması, işte bunaltı, bulantı, uykusuzluk, kusma, sinirlilik, bunaltı, huzursuzluk, saldırganlık, ishal, terleme, titreme, kas sızıları, ateş gibi madde yoksunluğu belirtisi gösterme çocuğun madde kullanımı ve yetişkinin madde kullandığını gösterir bize. Bir yıl içinde bu bulguların 2 veya 3'ü varsa, daha demin saydığım bulguların 2 veya 3'ü varsa, hafif, 4 veya 5'i varsa orta, 6 veya daha fazlası varsa şiddetli madde kullanma durumu, madde kullanma döngüsü olduğunu anlarız. Şimdi burada çocuk nasıl biraz daha şey oluyor, nasıl madde kullanımına sürükleniyor. Burada baskı veya kullanma isteği, işte arkadaş baskısı ve kendisinin kullanma isteği, merak önemli bir etkendir bizim için. Bir kereden bir şey olmaz düşüncesi, bir daha kullanmak istememe,
Sonra tekrardan kendimi kontrol edebilirim. Bağımlı olmam düşüncesi. İstersen bırakabilirim düşüncesi. Çocuklar genelde o fikre kapılıp, yetişkinler de öyledir. O fikre kapılıp tekrardan kullanma, maddeyi bırakamama, bırakmak zorundayım, artık bırakacağım, bıraktım bir daha başlamam ama tekrar dönüp bir kereden bir şey olmaz deyip, bıraktım ama işte sadece bugünlük kullanacağım deyip tekrardan o döngünün içine geri dönmesi durumu diyebiliriz bağımlılık döngüsünde. Şimdi bağımlılık döngüsünün temel etkenlerinden biri anne babalara çok rol düşüyor. Anne babanın, şimdi mesela Türkiye'deki aile yapısına baktığımız zaman Türkiye'deki anne babaların sınır koyma ile ilgili bir problemi yok. Herkes sınır koyan. Yani herkes sınır koymasını bilir. Ama sınırı nereye koyacağını bilmez. Yani sınırı ne kadar gevşeteceğiz çocuğa? Ne kadar kendine ait özgürlük alanı vereceğiz? Ne kadar acaba bu çocukla ilgili sınırlarımız ne zaman, nerede başlıyor? Kendine ait alan nerede başlıyor? Temel problemlerden biri bu. Yoksa herkes sınırlı. Soru. Pandemi dolayısıyla evlere hapsolmuş çocuklarımızı kontrolü o zaman daha mı kolay, daha mı zor bu sınırlandırma evde pandemi döneminde olabiliyor mu? Özellikle de bu pandemi döneminde müthiş zor. Yani sonrasında çocuğu oturtup ekran karşısında 5 saat ders dinletmek, sonrasında işte dışarı çıkmanın yasak olduğunu çok zor. Çünkü bu çocuklar enerji derini sarf etmek zorundalar. Hareket etmek zorundalar. Ama annelere muazzam derecede yük oluyor. Şimdi karşımıza şöyle çocuklar gelmeye başladı. Daha çok ihmal ve istismara maruz kaldığına dair duyumlar alıyoruz. Hani buna dair yapılan çalışmalar yok. İşte kesin bir istatistiki sonuç veremiyorum ama öyle duyumlar almaya başladık. Çocuklar istismara mağdura daha çok maruz kalmaya başladı. Mesela hastaneye şöyle bir vaka gelmişti. Onu taciz eden, işte cinsel olarak taciz eden bir kuzeniyle aynı evde, aynı ortamda sürekli kaldığından dolayı artık uykuya dalamama, uykuyu sürdürememe, gece kabus görme dolayısıyla hastaneye gelip aslında altında bir cinsel istismar öyküsünü çıkan çocuklarımız oldu. Yani farklı belirtiler, altında farklı travmalarla çıkan şeyler oldu. Şimdi burada özellikle de pandemi döneminde biz ailelere şunu söyledik. Bakın şu anda çocuklarınıza yeni bir yeti kazandırmanıza gerek yok. Olanı sabiti koruyun yeter. Aileler bize şöyle gelmeye başladı. Ya çocuklar çok geriledi, ödev yapmıyorlar. İşte 8 saat ders var, 3 saatini dinliyor. Sonra işte ne bileyim arkadaşlarıyla yazışıyor. Şey yapıyor gibi, yani dersi dinlemiyor gibi. Bizim burada temel yaptığımız danışmanlıklardan biri çocuk şu anda sürecini korusun yeter. Şu anda gerilemesin. Hatta az buçuk gerilerse bile çok problem değil. Çünkü şu anda ekstrem bir zamanla geçiyoruz. Şimdi madde bağımlılığında da şöyle bir durum var. Anne babayla çocuk arasındaki bağın koptuğunu görüyoruz. Şimdi çok sert, katı anne babalarda da çocukla olan ilişkiyi kopardığınız zaman çocuk o beğenilme isteğini, sevilme isteğini dışarıda arar. Okulda arar, arkadaşlarında arar. Arkadaşları madde kullanıyorsa kolaylıkla madde kullanabilir. Hayır diyemez. Hayır deme önemli bir yetidir çocuklarda. Bu yetişkinler için de öyledir. Sadece kendine güvenli ve sevildiğini hisseden, kendine değer veren kimseler hayır diyor. Yoksa arkadaşını kırmamak için, işte ne bileyim etrafını kötü görmemek için, kendisini kötü görmesinler diye hayır diyemeyen bir sürü yetişkin var. Bağımlı kişilik bozukluğu olanlar var. Ama bunlar tabii çok patolojik olmadıkları için karşımıza her an çıkmıyor. Ama böyle bir süreç hele hele pandemi döneminde daha sık işlemeye başladı. Evet. Belki sorusu olan vardır aramızda. Onları da alalım lütfen eğer aklınıza takılan bir şey varsa. O soru cevap da yürüyebiliriz. Bende çok soru var ama buyurun. Şimdi bir dakika. Yağmur, bir seminer olarak öğrencilere sunacak olsak neler söyleyebiliriz, neler anlatabiliriz demiş Yağmur Hanım. Madde kullanımıyla ilgili mi? Yani, evet, bağımlılık. Şimdi şöyle, öğrencilerden ziyade bu işin biraz daha anne baba tarafıyla yürümesi şart. Şimdi zaten yaptığımız temel yanlışlardan biri bu. Evet, çocuğu mesela çocuklarla ilgili şöyle problemler ortaya çıkıyor. Acaba ben çocuğa hiç maddeden bahsetmesem, çocuk hiç bilmese bağımlı olmaz mı? Veya acaba çocuğa maddeden bahsetmek onu bağımlı yapar mı? Gibi algılar ortaya çıkıyor. Merak uyandırır hani. Merak uyandırır mı acaba? Veya hani onun
işte hiç bilmediği bir şeyi mi ona öğretmeye çalışırım gibi. Biz şöyle deriz, bu biraz daha şeye benzer. Çocuğa cinsel bilgi, cinsel eğitime benzer. Veyahut da çocuk, o daha küçük yaşlardaki çocuklar şöyle der. Anne ben nereden geldim? Ben nasıl doğdum? Şimdi siz ona kalkıp nasıl şunu anlatmazsanız. Ya bak şimdi bir gün biz işte annenle ve işte ne bileyim babanla birbirimizi çok sevdik. Sonra işte sperm oldu, şu oldu, zigot oldu. Ondan sonra işte cenin oldu, 9 ay bekledik, şöyle oldu gibi anlatmıyorsak. Sadece şunu söyleriz. Evet biz işte annenle veya babanla birbirimizi çok sevdik. Sonra işte annenin karnında sen büyüdün. 9 aydan sonra sen anne karnından doğdun. Bu çocuk için hani yeterliyse yeterli. Yeterliyse birkaç soru sorar, merakını giderir ve şeyi bulur, sonucunu bulur. Şimdi madde de öyledir. Merakını giderebilecek kadar, zararlarını söyleyebilecek kadar, onun etkilerini söyleyebilecek kadar. Ama bu şu demek değildir. Yani bak kullanırsan işte şu anda kafanı kırarım. Sakın benim karşıma böyle madde kullanarak gelme gibi nasihat verir tarzda değil. Ama şunu da unutmamak gerek. Şimdi genelde bunu yapmıyoruz. Artık son zamanlarda karşılaştığımız şeyler. Mesela aileler bize şöyle gelmeye başladı. Hocam biz çocuğumuzla arkadaş gibiyiz. Neden böyle oldu? Diyorum biz zaten arkadaş gibisiniz diye öyle oldu zaten. Çünkü çocuğun arkadaşa ihtiyacı yok. Çocuğun anne babaya ihtiyacı var. Bir sınır koyucuya ihtiyacı var. Düşünsenize çöldesiniz ve herhangi bir sınır yok. Gözünüzün aldığınca kul. Tedirgin olmaz mısınız? Olursunuz. İnsan ilişkilerinde kime ne kadar güveneceğinizi, kime ne kadar geri çekileceğinizi, kime hayır diyebileceğinizi, kime evet diyebileceğinizi bilir misiniz? Bilmezsiniz. Demek ki bunların bir sınıra ihtiyacı var. Hocam peki yanlış mı yapıyoruz? Çocuğa ne yapmamız lazım? Şimdi diyorum ki anne babanın çocuklarla ilgili evet bir anne baba rolü olması lazım. Ama aynı zamanda onlara nasihat değil, onlarla konuşması lazım. Belki de kendi tecrübelerinden bahsetmesi lazım. Örnek olması lazım. Yani evet belki de hani eğer madde kullanmışsa veya işte sigara kullanmışsa gibi. Evet ben de zamanında kullandım ama işte kötü etkilerini bilmiyordum. Şimdi kötü etkilerini biliyorum. Şu 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 etkileri var ve bunlar bağımlılık yapıcı. Bunlar şu 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 görünüşünü etkiler. Mesela ergen çocuklarda çok etkilidir. Görünüşe vurgu yapmak. İşte görünüşünü etkiler, vücudunun sivilcelenmesine, işte vücudunun eksik gelişmesine gibi. Çünkü tek yatırımı bedeni olduğu için ergen çocuklarda çok etki eder madde eğitimi. Kendi vücut algısı üzerinden, görsellik üzerinden vurgulama. Yani belki de şey yapılabilir, bak madde kullanmadan önceki hali buydu. Madde kullandıktan sonra buydu. Bak onun da saçları senin gibi sarıymış. Bak şimdi şöyle oldu. Bak onun işte gözleri senin gibi renkliydi ama bak şu andaki hali bakmasın. Ne hale getirmiş onu madde gibi. Görsel hafızayı etkileyebilecek, onun yatırımına, bedeninin yatırımına vurgu yapmak önemli olabilir çocuklarda. Okul öncesi dönemde veya ilkokul çağındaki dönemde farklı durumlar var. O ilkokul döneminde mesela ona model olmak, zararlı maddeleri tanıtmak, karar verme alışkanlığı kazandırmak, zararlı yararlı yiyeceklerin tanıtımını yapmak. Ama artık mesela karşımıza bağımlılık şekil değişti. Evet. İnternet bağımlılığı, bunun bağımlılığı. Şimdi bunlarla ilgili mesela insan neden insani ilişkilerden soyutlanıp oyun bağımlısı olur? Çünkü oyunda ona değer verilir, ona ödül verilir. Bak mesela Mavi Balina diye bir oyun vardı. Çocuklar birbirlerine şiddet uygulamaya bir yerlerden biri kendilerini atmaya başladılar bu çocuklar. Şimdi peki neden bunu yani şiddet görmesine rağmen halen devam ettirdim çocuk. Çünkü aile içinde, o ortam içinde tabiri caizse hani çok eril dil olmayacaksa şunu söylemek isterim. Adam yerine konmuyorsa bu çocuk. Oyunda adam yerine koyuluyor. Ödül veriliyor. Bak sen bunu başardın. Al ben seni gördüm. Bakın şiddet sadece vurmak kırmakla olmaz. Görülmemekle de olur. Bunu aile içi şiddette de söylüyorum. Yok sayılmak. İşte doğru söylüyorum. Bazen birbirini görmez. Bu da büyük bir şiddettir. Birbirini görmez ve birbirini bir şeye ikna etmeye çalışır. Bu da büyük bir şiddet. Birini bir şeye ikna etmeye çalışmak ve birini görmemek. Şimdi çocuk ailede görülmüyor. Ailede işte kötü şeylerden uzaklaştırılmasını da mesela şey üzerinden yapılıyor. Küçük çocuklardan bahsediyoruz. Yani ceza üzerinden yapılıyor. Şeyin bir kitabı var, Özgür Hoca'nın bir kitabı var. Beni ödülle cezalandırma ve ona ödül veriyoruz. Şimdi mesela ödevini yaparsan 3 saat sana tablet kullanma hakkı veriyorum. Şimdi burada tablet ödül mü oldu, ceza mı? Yani burada ders yapmak ödül mü oldu, ceza mı oldu? Dersi demek ki ben cezamı çektim, bana ödül veriyorsun ki ben tabletle oynamaya başladım. Şimdi bunlara evet, doğru kafa karışıklığı.
yani çocuk der ki o zaman demek ki ödev yapmak kötü bir şey ki. Ben hani onu zoru başardım ve şu anda tablette oyun oynama hakkı kazandım. Doğru söylüyorsun. Hani buna biraz daha pedagojik eğitimle, okul öncesi ve okul çağı çocuğuyla doğru iletişim kurmak gerekebilir bu konuda. Sonuçta biz eğitimci değiliz hocam. Yani hani ya biz de ailemizden gördüklerimizi çocuklarımıza yansıtıyoruz. Bu arada Melahat hocam fazla sessiz kaldı. Lütfen hocam sizden atak bekliyorum Melahat hocamdan. Biz ailemizden gördüklerimizi uyguluyoruz. Özel bir eğitim almadık. Şimdi hani kitapları okuyup bir sürü YouTube'dan bir şeyler seyredip bir şeyler yapmaya çalışan şeyler var. Ne derler? Aileler var, anne babalar var. Ben onlara böyle şaşırarak bakıyorum. Çünkü her şeyin başı almak vermekle alakalı bana göre, sevgiyle alakalı. Ne kadar sevgi gösterirseniz, ne kadar sevgi dolu yetiştirirseniz o kadar iyi. Fakat bir de şöyle bir sorun var. Eğer fazla sevgi gösterirseniz bu sefer aileye de bağımlılık oluyor. Ben 40-50 yaşında hala annesiyle oturan erkekler biliyorum. Ailenin verdiği konforu, verdiği rahatı, faturalarının ödenmesi, çamaşırlarının yıkanması. Hani o da bir bağımlılık çeşidi bana göre. Otel, otel mama diyorlar ona. Otel mama. Yani böyle, bu... Size katılıyorum. Size katılıyorum. Ama şöyle de bir sendrom var. Eş olamama sendromu. Erkeğin özellikle eşini ikinci plana atıp kendi anne babasına çok fazla bağımlı olmasıdır. Eş olamama sendromu önemlidir ve günümüz Türkiye ailelerinin önemli patolojilerinden. Eşler genelde bu şikayetle gelir. Yani görülmeme durumu demek istediklerimden biri bu. Evet, o dozu iyi ayarlamak gerek. Evet, katılıyorum size. O dozu iyi ayarlamak gerek. Ama hiçbir şey yapamıyorsak bile çocuğa, hani şeyin tıbbın ilk kuralı, önce zarar verme. Önce zarar verme. Bu çocuğu gör, bu çocukla konuş ve bu çocukta bir sınır koyucun. Yani mesela çocuğa bugün ne yemek istersin demek farklı bir soru. Bak bugün fasulye, işte ne bileyim bulgur pilavı ve işte ne bileyim et yemeği var. Hangisini tercih edersin demek farklı bir soru. Birinde bak bu evin hakimi sensin. Sen istediğini bu evde yaparsın ve sen ne istersen o olur. Biz sana göre konumlanırız mesajı varken, birinde bak burada kuralları ben koyarım. Bu evin bir kuralları var ama bu kurallar içinde sana ait bir alanın var. Seçme özgürlüğün var. İstediğini seçebilirsin gibi bir soru. Şimdi evet, belki de hepimiz bu kadar pedagojik eğitim bilmiyoruz ama önce zarar verme. Çocuğu gör. Çocukla doğru iletişimi kur. Çocuğu anlamaya çalış. Yani çocuğu çok serbest bırakarak veya çocuğu çok sıkarak bu işin üstesinden gelemiyoruz. Ki zaten bu mesela bu zamanın anne babaları, yani biz yaşıtı ve üstü olanlar için söylüyorum. 35-34 ve üstü yaş olanlar, anne babalar, şöyle bir çağdan geçiyoruz. Anne babaların zalim olduğu çağda çocuk olduk. Çocukların zalim olduğu çağda da anne baba olmuş. Yani çocuklar şu anda zalim. Doğru söylüyorsunuz. Yaptırır. Bizim mesela çocukluğumuzu hatırladığımız zaman şöyle bir durum. Anne babalar daha zalim. Hocam biz o kadar özgürlükle büyümedik ki, biz daha katı şeylerle büyüdük ama bakın olduk gibi şey görüyoruz ama o zamanlar görülüyorduk. O da ondan da keyif alıyorduk. O zamanın görülme şekli farklıydı. Şu anın görülme şekli farklı. Şu an mesela dijitalleşmede görülüyor çocuk kendini. Ödül kazanarak gösteriyor kendini. O yüzden ona bağımlı. Doğru söylüyorsunuz. Hocam biz merhaba hocam, güzel bilgileriniz için teşekkür ederiz. Sağ olun. Zeliha hocam moderatör, merhaba. Hocam sessiz kaldınız vallahi, Allah Allah dedim. Melahat ya hocam şey, ne oldu, nerede? Son bak 4 dakikam vallahi, hadi. Dinleyin dedim. Sayın hocam çok güzel bilgiler verdiniz. Anne baba çok şımartıyor. Biraz önce söylediğiniz durumlarda erkek çocuklarını hep anne özellikle hadi oğlum yani sadece bir fazlalığı nedeniyle küçüklükten beri biz biliyoruz kadın doğumcu olarak. Anneler göbeklerini kesmiyorlar evlatlarının. Kendileriyle göbeklere bağlı kalıyor. İngilizler öyle der biliyorsunuz, göbeğini kesmemiş. Onun için gerçekten anne babalara burada iş düşüyor. Biraz önce söylediğiniz erkeklerin ortaya çıkması veyahut da ailelerin çok fazla sıkarak kız çocuklar üzerindeki baskılar. İşte
çiçekte ondan sonra dışarıya çıktığı zaman da ne yapıyor? Çiçek gibi açılıyorlar. Ondan sonra da şiddete maruz kalıyorlar. Bence yani anne babaya, özellikle anneye çok iş düşüyor burada yetiştirirken. Önce ailede başlıyor, sonra çevre, ondan sonra da okulu, öğretmeni, arkadaşları. Ben burada önce aile diyorum, bilmiyorum hocam. Bir de biraz önce sütü anlattınız. Aynı zamanda süt bebeğin ilk aşısı. Anneden geçen bütün antikorları alır. Annenin ilk bebeğine verdiği aşı, psikolojik etkisi vesaire böyle devam ediyor. Ama çok fazla da emzik verdikleri zaman da sigaraya alışıyor ve sigara içiyor. Biz Sigarayla Savaş Derneği olarak bu çocuklar bağımlı oluyorlar. Ben fazla konuşmayayım. Çok teşekkür ediyorum bu güzel program için. Zeliha Hanım'a da çok teşekkürler. Ne demek? Gözde hocama şöyle doğru dönüyorum. Gözde Özdemir. Benim bir sorum aynı yok ama önce herkese çok teşekkür ederim böyle bir fikirle geldiğiniz için. Soru değil ama aklıma bir şey geldi. Belki onu paylaşabilirim. Bu bonsai'den bahsettiniz ya, onunla alakalı. Şimdi Bolu'da bir seri böyle liselere Bolu Mengen Düzce seminerler veriyorduk. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği adına. Öğrenciler verim alıyorlardı ama çok fazla, yani sadece oturuyorlardı. Ben konuşmacı olarak çıkıyordum, slaytlarımızı paylaşıyorduk, gidiyorduk. Ondan sonra baktım, oylamalar yapıyorum veya anketler ama doğru düzgün cevap verilmiyor. Dedim ki bunları birazcık yumuşatalım, böyle içlerini açsınlar. Değişik bir afiş hazırladık, kendim mutfakta çektik. Beş çayında bağımlılığı masaya yatırdık diye. Evde kek yaptım, çay yaptık falan. Hani böyle yumuşak hissetsinler de içlerini açsınlar diye. Sonra okulun kantiniyle de anlaştık. Kekler, börekler, böyle kız öğrenciler falan. Birazcık da onlara böyle yaşlarına yakın davranmaya çalıştım. Sohbet eder gibi. Hocalardan da rica ettim. Öndeki iki sıraya oturun, arkayı da kafanızı çevirmeyin, ben oylama yapacağım diye. Sonra böyle konuşurken işte bağımlılığı olan var mı el kaldırsın. İşte sigara kullanan var mı el kaldırsın. Çok böyle yumuşak tatlı bir çay sohbeti oldu orada. O gün ben onlara kağıtlar dağıttım. Oraya yazın diye. Tahtaya sorular yazdım. Kağıtlara yazıp kapalı oylama yaptılar. Eve geldim. Tek tek okudum. Bayağı da kalabalık bir gruptu. Sonra anladım ki okulda, o grupta işte ara beni bonsai bulunur. Ben sigarayla ilgili sorular sormuşum. Onlar zaten çok fena. Altında ara beni, cep numarasını yazmış çocuk. Bonsai bulunur, ben bonsai kullanıyorum falan. Sonra rehber hocalarına götürdüm. Annem de Bolu da eğitimci. Ona dedim ki ne yapalım biz çocukları? Bir de o gün orada anlattılar. 3 liraya buluyoruz diye. 3 TL. Sene 2014'tü galiba. 3 TL'ye buluyoruz biz bonsai. Şimdi siz anlatırken dediniz ya çok ucuz diye. Sonra rehber hocalarına gittik ve anladım ki rehber hocanın hiç alakası yok. Okulun önüne satış yapmaya geliyormuş birileri. Oradan alıyorlarmış. Bence evet, anne babanın dediğimiz gibi hani önceden eğitilmesi şart ama bu çocuk zaten bonsai'yi evde almıyor ki. Kargoyla da sipariş vermiyor. Hep okullar orası kaynıyor. Bence okullardaki rehber hocalar, şahsen ben de lisedeyken hiç rehber hocam ne yapar bilmezdim. Yani bazı meslek gruplarının çok yüklenmediklerini, asılmadıklarını hissediyorum ben. Bizler kadar yoğun çalışmıyorlar belki. Hocam, bence onların bir şeyler yapması lazım. Her an kapanabilir. Evet. Kaçtım olsun. Ben. Yani fikirdi sadece. Hocam. Özgür hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Seyitim, çok teşekkür ederim. Toparlayın. Süper. Evet. Çok güzel oldu. Bunu YouTube'da yayınlayacağız.